Altı çocuklu Farisli ailesi. Çok çocukluları işe de almıyorlar. Sabriye Farisli. Altı çocuğum olduğunu öğrenince kimse bana iş vermiyor. Fazla çocuk zammı ödemek istemiyorlar. Şehremin'in de tramvaydan indik. Parke döşeli geniş caddeyi sağa saptık. Yeni yeni apartmanlarla paslı teneke yahut kararmış tahta duvarlı avlular içindeki derme çatma barakaların aralarından Göz alabildiğine geniş bomboş alanlara çıktık. Ta karşılarda camisi, apartmanları, yüksek yüksek duvarlarıyla Fatih, Malta, Atikali ve daha yukarılar ses içinde. Biz üç arkadaş Şehremini ile yüksekteki Fatih ve dolaylarının arasına düşen çukur alanda ilerliyoruz. Sağımız, solumuz, hasat edilmiş mısır tağlarıları. Tarla bile değil. Tarla denince akla büyük geniş topraklar gelir. Hasat edilmiş bu topraklarsa pek pek yarım dönüm, bir dönüm. Etrafları dikenli tel yahut paslı çemberlerle sınırlandırılmış. Kıvrıla kıvrıla uzayan deve dikenleriyle dolu patikada boyuna ilerliyoruz. Az sonra baraka kümeleri yan yatmış, devrildi devrilecek kaykılmış tahtadan barakalar. Önlerinde genç ihtiyar kadınlar. Çocuklar semtin hayli fakir görünüşüne bakarak kadınları, kızları sefil, perişan, kendilerini kapmış koy vermiş sanmak lazım. Birçoğu Japon elbiseleri, rujlu dudakları hatta arada oceli parmaklarıyla öteki semt kadınlarından geri değil. Uzun uzun yürüdüğümüz deve dikenli patika peşin bir yokuşa vurmuştu tırmandık. Sonra bir iniş indik. Sola kıvrıldık. Barakaların iyice sıklaştığı kapı önlerinde ihtiyar kadınların sigara tüttürdüğü çıkmaz bir sokağa saptık. Burası Çapa, Ördek Kasap Mahallesi, İbrahim Müteferrika Sokağı'dır. Ta karşıda barakalarının önüne kurulu ekmek tahtasının etrafına çevrilmiş irili ufaklı ama bakışları zeki pırıl pırıl altı çocukla bir kadın. Bayan Sabriye Farisli. Bizi hiç yadırgamadan bundan önce ziyaretlerine gittiğim çok çocuklu ailelerden birçoğu gibi nasıl geçindiğimizden size ne? Edası taşımayan, sabırlı, yumuşak, bilhassa olgun bakışıyla karşıladı. Henüz çok genç, ufak tefek, zayıf, 25'inden yukarı verilemez ama 33'ündeymiş. Maksadımızı öğrenince birkaç gün önce haline arz için gidip ters yüz edildiği bir gazeteden dert yandı yandı. Ama asla haşin değil. Olağanmış, başka türlü olamazmış gibi. Kocasını bundan 9 ay önce 6 çocuğunu bırakıp Suriye'ye savuştuğunu, o gün bugün dönmek, para göndermek şöyle dursun, tek satırla aramadığını gene yumuşak, rahat bir tonla anlatıverdi. Sordum, niçin gitmiş olabilir? Boynunu büyüktü. Bilmem, bence hiçbir sebep yok. Suriye'de kimsesi var mı? Annesi Haleplidir. Buraya gelmişti. Oğlumu nasıl kandırdıysa kandırdı. Bir akrabasının aldığımız mektuptan öğrendiğimize göre Türkiye'de iş olmadığı için kaçtığını söylemiş ama yalan çalışıyordu. Londra asfaltında makinisti. Sizin başka akrabanız yok mu? Ankara'da bir teyzem var. Kocası sobacı. Yardımı dokunmuyor mu? O da fakir. On nüfusları var başlarında. Nasıl geçiniyorsunuz? Birkaç gün önceye kadar Samatya'daki bir fabrikada ipek sarıyordum. Kaç para alıyordum? Haftada 25 lira. Ev kira mı? Kira. 25 lira veriyoruz. Kafamda şöyle bir hesap yaptım. 7 nüfusu bir ailenin geliri 100 lira. 25'ini kiraya çık, kalır 75 lira. Ayda adam başına 10 lira. 10 lirayı da 30'a bölünce bayan Faris'te ailesinin her birine düşen günlük çıkar. 33 kuruş. Bu da Bayan Farsli hiç aksamadan çalıştığı takdirde hastalık. Sair arezi hallerdeki aksamalarda 33 kuruş daha da eksilebilir. Kış geliyor. Odun, kömür durumunuz ne alemde? Şaka yapmışım gibi acı acı gülümsemekle yetiniyor. Kızılay'dan falan yardım almıyor musunuz? Allah razı olsun kışın arada odun, kömür bazen de nohut, fasulye, yağ veriyor. Bir de muhtarımız Elinden geldiği kadar kollar bizi. Çocuklar okuyor mu? Mehmet Gazanfer bir de Muzaffer okuyorlar. İlkokulu üçten bırakan çocukların en büyüğü Samiye. 12 yaşında nur topu gibi zeki annesi işe gittiği zaman en küçük kardeşi Tevfik'e o bakıyor. Tabii evi süpürmek, bulaşık, ufak tefek çamaşır yıkamak da onun üstüne. En küçük Tevfik 9 aylık hiç göstermiyor. Cılız bir yavrucak Annesinin kucağında boynu vızıldıyor. Belli ki hasta. Üç büyük oğlan işaret ederek soruyorum. Yatılı bir okula verme hiç denediniz mi? Marife müracaat ettiydim. Parasız yatılı okula kabul edeceklerini vaat ettiler ama imtihanı kazanırlarsa. Bayan Sabriye faresinin rengi sarı kesik. Hasta olup olmadığını soruyorum. Hastaymış. Demek çalışamıyorsunuz şimdi. Hayır. Hastalığın bir parça da bu yüzden. Sinirlerim bozuldu. İplik sardığı fabrikadaki iş ihtilafından uzun uzun bahsetti. Hayretler içinde dinledik. Bir takım pullu kağıtları imza salınmak suretiyle 25 liralık haftadan üzerine yatılmak istenmiş. Peki sonra? Sonra gittim karakola şikayet ettim. Paramı aldım ama hırsımdan da kendi kendimi yedim. Başka iş arıyor musun? Hasta halimle günlerden beri iş arıyorum. Eyüp'teki bir bankada hademelik var dediler. Gittim. Alacaklardı. Altı çocuğumu duyunca Almadılar mı? Almadılar. Niçin? Çocuklarınızdan bankaya ne? Fazla çocuk zammı ödemek istemiyorlar. Milli refahımızın gelişmesinde payı olacağı söylenen bir bankanın bu hareket tarzı tuhafımıza gitmişti. Başka yere başvurmadınız mı? Vurdum. Cibari sigara fabrikasına gittim. 30 yaşından büyük işçi almıyorlarmış. Bense 33'ündeyim. Bu da banka zihniyeti kadar tuhaftı. Hasta olmasam. İstanbul kazan ben kepçe dolaşıp çocuklarımın rızkını arayacağım. Ama hastalık yakamı bırakmıyor. Gazetenize yazsanız da. iş sahibi hayırsever vatandaşlar bana bir kolaylık gösterse. Hayır sahiplerinden önce belediye daha doğrusu devlet babaya sesleniyorum. Çapa, ördek kasap mahallesi çıkmaz sokaklarından birinde. Altı çocuğunun nafakasını temin için günde adam başına ancak 33 kuruş kazanabilen hasta bir anne. Şimdi bu 33 kuruşu da yitirmiş bulunuyor. Haberin olsun. Devletten başka bir isteğin. Gözleri parlıyor. Kocamı Suriye'den getirtmezler mi acaba? Başka? Bir de altı çocuklu ailelere yaptıkları 30 liralık yardımdan beni faydalandırsalar. Müracaat etmedin mi? Ettim ama. Akşam indi inecek. Yağmur tek tük serpiliyor. Boğucu bir sıcak var. Yaklaşarak çakmakta olan şimşekler ve boğucu sıcak az sonra inecek. Yağmurun habercileridir. Deve dikenli dar patikada gerisin geriye adımlarımızı açıyoruz. Akşam 15 Eylül 1956 14 Çocuklu Budak Hanesi Büyük güçlükler içinde hayatını kazanan Mehmet Budak'a bu kadar çocuğa ne lüzum vardı? Tedbirli davransaydın dedim. Verdiği cevap şu oldu. Cenab-ı Allah'ın binasını yıkamam. Ben asi değilim. Eşref Efendi Sokağı, Pangaltı Otobüs Turağı'ndan sonra ya ikinci ya üçüncü. Git git bitmiyor. Aradığım ev 14 çocuklu Mehmet Budak'ın evi 132 numara. Belki de kocaman bir apartmanın 5-6 odalı bir katında oturan varlıklı bir aile. Budak ailesinin varlıklı bir aile olması ihtimalini düşündüren sokağın sağlı sollu kocaman kocaman apartmanları tepemde pazar sabahının saat 10 güneşi. Apartmanların küçük tertemiz kırmızı plakalarında ikişer ikişer büyüyen beyaz rakamlardan gözlerimi ayırmaksızın yürüyorum. Küçük tertemiz kırmızı plakalar tam 130'da bitti. Benim aradığım 132. yok. için. Sebep? Verilen adrese göre bu numara bu sokakta olacak. Birden gözüme boyası silinmiş bir 132 çarpıyor. Yaklaşıyorum. Tamam. 132. kapı tahtasına yazılı vermiş. Hatta bir de plaka paslı bir plaka. Üzerinde ne kırmızı kalmış ne de beyaz yazıyla 132. 132 numaralı kocaman ahşap konağın altındaki küçük kapının halkalarını tıngırt atıyorum. Az sonra sarışın bir genç kız veya kadın geliyor kapıya. Gazeteden geldiğimi öğrenince utandığını hissediyorum. Galiba telaşlanıyor da. Kim bilir belki de içerler pek karışık yahut yabancı gösterilmek istenmeyecek kadar perişan. Babasının dışarı çıktığını, annesinin de komşularda olduğunu söylüyor. Çocukları koşturuyor. Fazla beklemiyorum. Annesi kucağında en küçük çocuğu ile geliyor. Orta yaşlı, sağlam yapılı. Anadolu kadınlarından pek çoğunun dümdüz o mertçe bakışıyla bakıyor. Maksadımı öğrenince de eşini çağırtmak için çocuklarını koşturuyor. Mehmet Budak gelinceye kadar bayan Budak'la kapıda ayaküstü konuşuyoruz. Bu konuşmadan öğrendiklerim şu. Eşi üç gün çalışıp beş gün iş peşinde koşan bir sıvacı. Elinden boya işleri de geliyor. Asıl on bir çocukları var. Bu on bir çocuk bayan Budak'ın dünyaya getirdi. Mehmet Budan birinci karısından da üç çocuğu varmış. Bayan Budak yakın apartmanlarda çalışmak suretiyle evin geçimine yardım ediyormuş. Bu sırada ufak tefek bir adamcağız yanımıza geliyor. Sol gözüne mavi bir perde inmiş. Üstü başı sıva, badana, harç bulaşıklarıyla ağarmış. Lacivert pantolonu rengini değiştirmiş. Bütün bunlara karşılık boynunda kravatı. Genç işi bir şey. Kırmızı, kurşuni yollu, pırıl pırıl itinayla bağlanmış. Bu adamcağız Mehmet Budak, elli yaşkın. Maksadımı öğrenince samimileşiyor. Alt katında oturdukları kocaman ahşap konağın yanındaki küçük bahçeye alınıyorum. İskemle ikram ediliyor. Başlıyoruz konuşmaya. Başlıyoruz ama ben asıl 15 kişinin barındığı yeri merak ediyorum. Mehmet Budak'ın ilk eşinden doğma, 3 çocuğundan en büyüğü Mimduha. 33 yaşında. Mimda'nın küçü Türevşan 30 yaşında. Refik de 26. ayrı oturuyorlar. İkinci eşinin 11 çocuğun yaşları şöyle. Halil 24 yaşında. Badana boya işlerinde çalışıyor. Kazancı ancak kendine yetiyor. Eve pek bir yardımı dokunmuyormuş. Halil'in küçüğü Halide 22 yaşında evli, iki çocuğu ve kocası ile birlikte babasının evine sığınmış. Yılmaz 19 yaşında. Beyoğlu Terzilik Okulu'nun son sınıfında. Anlatılanlara göre çok iradeli ve çok muntazam bir genç. Kardeşleri ondan çok çekinirlermiş. O evdeyken yaramazlık falan kesilirmiş. Abilerinden çekindikleri kadar babalarından annelerinden çekinmezlermiş. Delikanlı'nın okul hayatına gelince çok zor şartlar altında son sınıfa kadar okumuş evden ne yol parası ne de öğlenleri yemek masrafı alıyormuş Mehmet Budak. Yetişmiş delikanlı diyor. Arkadaşlarının yanında küçük düşürmek istemem ama gözü çıksın yokluğun. Yılmaz'dan sonra 17 yaşında memdu. Beşi bitirmiş. Ortaya gitmek istermiş ama yokluk. Şimdi badanacılık yapıyormuş. Henüz çırak. Küçüğü 15 yaşındaki Mehmet Ali de ilki bu yıl bitirmiş. O da abi gibi. Ortaya gitmek istermiş ama kabil değil diyor Mehmet Budak. Oku tamam kazancım zaten yetmiyor. 11 yaşındaki Orhan da 4'e geçmiş. O da 5'ten sonra ne yapacağını bilmiyor. Babaları bizim gibi insanların çocukları ne olur diye boynunu büküyor ümitsiz. Bu ümitsizlik içinde bulunduğu çaresizlikten geliyor. Yoksa Mehmet Budak her şeyden önce iyi yaşamayı, yaşatmayı seven, elinde olsa çocuklarının geleceği üzerine parlak şeyler düşünen bir baba. Geçim durumunu bir parça daha ferahlatmak maksadıyla meslek bile değiştirmeye kalkmış bakmış üç gün iş beş gün iş peşinde işsizlik düşünmüş başka ne iş yaparsam daha düzenli daha ferah bir yaşayışa kavuşabiliriz aklına sebzecilik gelmiş birkaç kuruşu da varmış mevsim de kış badana sıva işlerinin kesat zamanı vurmuş sebzeciliğe vurdum ama diyor böyle ticaret işleri bana göre değil kazanmak için müşteriye kazık atamam malı satın alırken Madik oynayamam. Müşteriye malın kötüsünü yutturamam. Bana kalır. Ee, girdik içeri tabii. Sermaye kediye yüklendi. 10 yaşındaki kızı Canan da okuyor. İlkokul 3. sınıfına Canan'ın küçüğü Can bu yıl gidecek. 7 yaşında. Zafer, Bircan, Nurcan henüz küçük. Zafer 5 yaşında, Bircan 3, Nurcan da 5 aylık. Okuyan çocuklarınıza okulca yardım yapılmıyor mu? Eskiden öğle yemeklerini verirlerdi. Sonra kestiler. Ara sıra ayakkabı yardımı yapıyorlar. O kış kıyamette okula alın yahut yalın ayaklarla gider gelirler. Perişanlıklarını gördükçe yüreğimin yağları erir ama ne yapayım? Bu şartlar altında bu kadar çocuğa ne uzun vardı? Allah verdi. Tedbirli davranabilirdiniz. O halim Selim. O yumuşacık adam adeta şahlandı. Cenab-ı Allah'ın binasını yıkamam ben asi değilim. Mehmet Budak aslen Kayseri'li. 15 yaşında baba evinden ayrılıp İstanbul'a gelmiş. Babasından bağ bahçe kalmış ama kendisine hiçbir faydası yokmuş. Abileri kullanıyormuş. Hissesinin için satmadığını sordum. Ana baba ocağına yabancıyı sokmak istemem dedi. 15'imde ayrıldım o ocaktan. Burnumun direği hala sızlar. Abilerim ara sıra anamla babamın ruhlarına fatih okuyorlar ya. Bu da bana yeter. Sattım belli ne olacak? Kuru para harcanır gider.'' Gözleri daldı. Kim bilir belki de 15 yaşının baba ocağını hayalliyordu. Hastalıktan şikayetin var mı? Hayır. Sol gözüme çiçek hastalığında perde indi. İş bulup devamlı şekilde çalıştım mı? Demir gibiyimdir. İşler kesatladı da çoluk çocuğun ekmeğini yitirdi mi bırak. Durup dururken hastalanırım. Sevinçli anların olur mu? Sık sık. Mesela geçen kış. Geçen kış hani malum. Kar diz boyu soğuk işler durdu. Yer demir gök bakır. Sobamız zaten yok. Kömürü kömürcüden kiloyla alırız. Onu bile alamadığımız günler. Vay ana vay. Açlık bir yandan, soğuk bir yandan. Çocukların sızlanmaları bir yandan. Babaysan bilirsin gel de dayan. Sokağa deli gibi fırladım. Yağmur bardaklardan boşanıyor adeta. İçim kararmış. Gökyüzü gibi mosmor. Hırsızlık edemem. Para için adam boğazlayamam. Kimseye yeri bakamam derken. Sokağın başında Tanış bir madam beni arıyormuş biliyor musun? İnsanın iyisi iyidir. İyinin gavuru Müslüman olmaz. Bir ahbabının sıvası badanası varmış. Usta lazım olmuş. Aklına ben gelmişim. İçimdeki morluk bir yırtılış yırtıldı bey. Sıkıntı mıkıntı bir uçuş uçtu sorma. Sanki yağmur bardaklardan boşanırmışçasına yağmıyor. Soğuk yok. Adresi aldım koştum. Onlar da eksik olmasınlar. Beni yukarı apartmanlarının salonuna aldılar. Soba gürül gürül yanıyor. Üstünü başını kurut usta dediler. Sevinçten gözlerim yaşardı. Hüngür gün ağlayacağım. Hele işe mahsuben çıkarıp 50 lira avansla verince üstümün başımın yaşını, tırnaklarımın morartısını unuttum. Aklımda çoluk çocuğum. Geç kalmışım gibi semte bir gelirim ki sorma. Sonra? Sonra aldım kasaba. İki buçuk kilo pirzola, on somun, meyve falan. Gözleri içlerinden ışık alırcasına parlıyordu. Bir şişede rakı alsaydım bari. içmem rakı. Şarap içerim ama meyhane gediklisi değilim. Çoluk çocuğumun rızkını içkiye veremem. Sinema, plaj? Yok canım bize göre değil onlar. Evinizde her gün tencere kaynar mı? Çalıştığım zaman günde iki sefer kaynar. Sofrayı hep beraber mi oturup yersiniz? Pek değil. Somunu koparan, domatesi kapan kaçar. Piyango bilet alıyor musun? Hayır. Niçin çıkmaz diye mi? Çıkmaz diye değil. Kazancım zaten sayılı. Çocuklarımın rızkından ayıramıyorum. Mehmet Budak'la konuşmamızı başından beri takip eden komşusu bayan konuşmalarımıza zaman zaman katılıyor. Mehmet Budak'la eşinin verdikleri cevaplara yardım ediyordu. Bir ara komşumuzdan çok memnunuz dedi. Yedi senedir yan yana oturuyoruz. Bir günden bir güne incinmedik. İşi yolunda. Radyoda da oyun havaları varsa komşumuz bir alem olur. Çoluk çocuk coşarlar. Çok iyi insanlardır. Mehmet Budak gülüyor. Ne yapalım? Yaşamaya geldik dünyaya. Geldik eğleneceğiz diye komşuları rahatsız etmeye de hakkımız yok tabii. İçip içip. Narayı basanlardan değilim. Gölgemden korkan bir insanım. Ama komşularımı rahatsız etmeyişim korkumdan değil saygımdan. İş hayatında ihtilafa düştüğün olur mu? Hayır. İşimi sağlam tutarım. Sonra zenatımda çok titizimdir. Kaytarmam. Baştan sağmam. İş sahipleri memnun olur. Hakkımı fazlasıyla verirler. Böyle abi geçim yükünü hafifletmek için kıyasaya çalışmaktan bakıp usandın. Başını alıp gidesin geldiği olur mu? Yok canım. Namuslu insanın harcı değil o. Ne başımı alıp gitmek ne de kendimi öldürüp kurtulmak. Geçen yıl gaz ocağı tutuştu. Ayaklarım, ellerim, vücudum yandı. Altı ay hastanede yattım. Yattım ama geldi bana sor. Aklım fikrim evde çocuklarımda. İyi olmadan yaralı yaralı kalktım işime koştum. Mırıldandı. Çocuklarım benim veballerim. Bu kadar çok çocuğun babası olmaktan memnun musun? Ona ne şüphe? Yalnız çocuk değil. On bir tane de torunum var. Onları da kendi çocuklarım kadar severim. Elimde olsa hepsinin üstüne kanat gelmek isterim ama. Devamlı iş olsa kaç saat çalışabilirsin? Parayı çıkardığım işe göre mi alacağım? Evet. 10, 12, 15 ne isterim bilir misiniz? Hükümet beni iş peşinde koşmaktan kurtarsa, devamlı iş verse, bol bol kana kana çalışır kazanırdım. O zaman 4-5 odalı bir evde otururdum. Masam, iskemlelerim olur. Buzdolabı filan. Niçin olmasın çocuklarımı okutur adam eder. Ömrüm dolunca da gözüm açık gitmezdim. 15 kişilik bir ailenin yatıp kalktığı yeri görmek arzumu da anlayışla karşıladı. Karşıladı ama gene de belli bir utanç içindeydi. Utanacak hiçbir şey olmadığını, tırhali bir hali olduğumuzu söyledim. Koca ahşap konağın altındaki küçücük kapıdan gelince ancak bir kişinin yürüyebileceği beton bir dehlizin iki yanında ufacık ufacık bir oda. Odaların tam ortasında abdesthane. Abdesthanenin solundaki oda ayrıca mutfak gibi de kullanılıyor. Karşılıklı iki sedir. birinde kızı, iki çocuğu ve damadı yatıyorlarmış. Ötekinde askerden yeni terhis olup gelen oğlu. Dehliz'in sağındaki odaya gelince bu odada öteki gibi ufacık, basık, rutubetli, kaldırılmamış, düzeltilmemiş, karma karışık yataklar, yorganlar. Yatak, yorgan yüzleri eski, yamalı ama pis değil. Dört çocuk bir yatakta, dört çocuk bir yatakta yatarlar. Biz de üç çocuğumuzla birlikte beş kişi bir yatakta yatarız. Böylesine zor hayat şartlarına katlandıkları halde onu zaman zaman neşeyle renklendirmeye çalışan bu aileyi çok sevmiştim. Saadetler dileyip ayrılacakken kolumu tuttu. Bir acı kahve olsun içirmeden bırakmam. Civardaki bir kahveye gittik. Çoktandır tanışıyormuş gibiydik. Birbirimize ısını vermiştik. Kahvemi içip kalktım. Ayrılırken olmadı böyle dedi. Hafta arasında bir gün buyur da bira filan içelim. Akşam. 19 Eylül 1956